Katie! Katie! Kaldır şu poponu da buraya gel. Pekala. Şimdi başlıyoruz. Evet. Evet. Yapamam. Seni seviyorum. Bunu yapabilirsin. Bu harika olacak. Bu kadar korkak olma Katie. Hey. Rüyanda görürsün. Mezuniyet partisinden sonra. Ziranç. Nasıl her şeyi hatırlıyorsun? Buna bayılmıştım. Kete oynuyor mu? Oynarsa ben de oynarım. Oynuyor. Kete iyi. Uyuşturucu kullanmayacağım. Oynuyorsun. O oynuyor. Pekala. Herkes hazır mı? Yut bakalım Katie'cik. Sen de Zoe. Yapabilirsin Katie. Hadi ama. Bu da ne? Hayatın ilaç dolabına elimi daldırdım ve 6 tane hap çektim. Tam bir kaos. Harika olacak, inanın bana. Kaos matematiğe benziyor. Kendini kaosun ellerine bırak tatlım. Değil mi? Hey. Şerefe. Hadi Şerefe. 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 Ne yapıyorsun? Galiba etkisini hissediyorum. Şimdiden mi? Evet. Işığa bak, hissedip hissetmediğini anlarsın. Here's a just reward, bring me my devil just behind the door, she said, and flies down the road like thunder. Home at last, but you're fading fast, a friendly face, an icy glass, the last song sung, and freedom is its home. We'll go flying through the kingdom of the universe, but if you get there first, fly away, fly away. Eve geldik anne. Bilirsin, keşke annen ben olsaydım. Böylece yüksek okula gitmeden bir yıl ara vermediğin için seni fena benzetebilirdim. Acaba bu tip konuşmaları yatak Küsta. Odasına saklasan nasıl olur? Hırsızlar. Aa, sizi kaçıyoruz. Yaramaz kızlar. Aman tanrım dostum, yapma.
Aa, çok üzgünüm çünkü kafam iyi Katie. Biliyorum. Çok seveceksin. Aa, ne? Çok heyecanlıyım. Öyle mi? Neredeyse bir ay sonra New York'ta alışveriş yapıyor olacağız. Aman tanrım. Polis olan amcan nasıl biri? Yakışıklı mı? Yaşlı. Büyük. Anlam bilimi. İnek kelimesi. Amcanla yatabilirim de belki. Ne? Midem bulandı. Benim yeğenim olacaksın. Küçük yeğenim. Amcan aradı. Sesi nasıldı? Beni sordu mu? Ciddi misin? Yarın gece onun evinde kalacaksın. Sabah da sizi otobüse o bırakacak. Tamam mı? Harika desem? Orası nasıl bir çiftlikti? Bir hippie çiftliği. Hippie çiftliği falan değil. Aa. Bir TDT. Toplum destekli tarım. Tamamen organik. TDT. Doğru ya. Tamam. Sağ ol anne. Sizinle gurur duyuyorum. Organik çiftlikte çalışacaksınız. Bence bu harika. Şey, bunu New York'ta alışveriş yapabilmek için seçtik. Bir de yardımseverlik ölmüş derler. Yardımseverlik de neyin nesi? Sen bir onur öğrencisiydin. Striptizci gibi konuşma. Hey, striptizciler de insan. Yemek saat 6'da. Anneni seviyorum ve Küba'da umarım birini bulabilir. Gerçekten. Kusura bakma ama bu ona iyi gelirdi. Neyse. Gelirdi. Biraz gevşerdi. Aman tanrım, annenden bahsediyorsun. Merhaba, amcan birazdan gelir. Sen tek başına halledebilecek misin? Ukala. Prezervatifler? Ciddiyim, Küba prezervatifim, hayatta olmaz. Telefonum Küba'da çekmez, otele varır varmaz seni arayacağım. Hey, çok eğleneceksin. Ve sen de her gün amcanla iletişim halinde olacaksın. Tamam, mesajlaşırız. Arayacaksın. Arayacağım. Hadi gidin. Pekala. İyi eğlenceler. Jay, sen polis misin? Evet, evet. Aslında dedektif. Cinayet mi? Vardaki gibi. Evet, sanırım onun gibi bir şey işte. Ama şu an ayrılma sürecindeyim. Harika. Peki sevgilin var mı? Evet, ismi Gemma. Onunla evimde tanışırsınız. Ciddi misiniz? Evet, gayet ciddiyiz. Gemma? Merhaba. 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 Sonunda seninle merhaba tanışabildik. Seninle de. Gel buraya. Ne yemek istersiniz? Hiç fark etmez. Evet. Odamızı görsek olur mu? Tabii, gelin aşağıda. Tamam. Kendinizi evinizde gibi hissedin. Teşekkür ederim. Tamam. Gelin. Nasılsınız bakalım? İyi, harika. Evet. Eğer bir şeye ihtiyacınız olursa nerede olduğunu biliyorsunuz. Ne olursa mı? Teşekkür ederiz. Pekala, iyi geceler. İyi geceler. Tanrım. Aa, şu Cemma yatak da çok iyi olmalı. Bence o iyi biri. Annem ondan nefret ediyor. Pekala, dinle. Düşünüyordum da gerçekten Heather ismini seviyorum. Tam 70'lerden kalma. Heather. Bana öyle seslensene. Sloan. Yanlış. Tekrar dene. Sen sesleninceye kadar yatmayacağım. Hayatta olmaz. Gece uzun. Heather. Tekrar. Heather. Evet. Artık uyuyabilir miyiz? Bir kez daha. Bir soru sor. Heather. Artık zıbırıp yatabilir miyiz? Aman tanrım, çok sevdim. Peki sana ne diyeceğiz? Ben iyiyim.
Kimliklerimizi burada bırakacağız ve mutlu çiftçiler olacağız. Sana da bir isim bulmalıyız. Ripley. Aman tanrım, buna bayıldım. Heather ve Ripley. Zekice. Aman tanrım, sevişiyorlar. Ne? Hayır, sevişmiyorlar. Evet, sevişiyorlar. Hem de şu Sloan, an. Sloan, buraya gel. Sloan, buraya gel. Sloan, lütfen. Sloan. Ah. İşte geldik. Otobüs saatlerine bakalım. Otobüs saatlerine bakalım. Otobüs saatlerine bakacağız. Tamam. Merhaba. Sıradaki otobüs saat kaçta? Bir saat sonra. Şimdi kontrol ettim. Harika. Lavaboyu kullanabilir miyiz? Üzgünüm, lavabomuz arızalı ama sokağın karşısında bir tane var. Teşekkür ederiz. Ama oraya gidecekseniz kahve içmeyin. Ciddiyim, tamam. Bana güvenin. Sakın kahve içmeyin. Yoksa oradan ayrılamazsınız. Tamam. Teşekkür ederim. Hoşça kalın. Ceketinize bayıldım. Teşekkür ederim. Ve sizin ayakkabılarınıza. Otobüs bir saat sonra gelecekmiş. Pekala. Sizinle beklememi ister misiniz? Hayır, sorun değil. Biz de yöresel bir şeyler bakalım. Tamam. Oraya varınca beni arayın, tamam mı? Mesaj atarım. Arasan olmaz mı? Tamam, ama arayamazsam mesaj atarım. Pekala, anlaştık. Ama mesajın sonuna bir kelime yaz ki senin olduğunu anlayabileyim. Tamam, elma nasıl? Elma güzel. Ve sonraki gün alfabeden devam et. Yani elmadan sonra F ile başlayan bir kelime. Tamam. Hep elma olmaz mı? Amcam çılgın, paranoyak bir süper polistir. Aa. Sadece süper polis lütfen. Şimdi Kate'im, kelimeleri neden değiştireceğimizi söyler misin? Çünkü eğer kötü katiller telefonumu alıp sondaki elmayı görürlerse bunun şifreli kelime olduğunu anlayabilirler. Evet. Peki büyük nasıl? Bir cümle içinde kullanabilir misin? Kesinlikle Katie. Ben büyük... Pekala, büyük de olur. İşte bundan bahsediyorum. Peki muz nasıl? Tamam. Tamam. Alın. Teşekkür ederiz. Dikkatli olun, tamam mı? Hoşça kal. Hoşça kal. Hoşça kalın. Aa, hadi bakalım, eğlence başlasın. Çok heyecanlıyım. Neden? Görüşürüz. Güle güle. Ha, tamam, telefonu ver. Neden? Neden olduğunu anlayacaksın. Fotoğraf, video mesajı. Büyük. Merhaba. Yardımcı olabilir miyim? Evet, lavabonuzu kullanabilir miyiz? Tabii. Nerede peki? Hemen şurada. Teşekkür ederiz. O adam seni rahatsız mı ediyor? Turtanız var mı acaba? Evet, çeşit çeşit turtamız var. Lavabodan dönene kadar yemekler masaya mı geldi? Bunu doğru mu anladım? Hafta sonu New York'ta alışveriş yapabilmek için bir ay çiftlikte mi çalışacaksınız? Evet, öyle.
Harikaymış. Brooklyn'e de uğramak istiyoruz. Girls filminin çekildiği mekanları görmek istiyoruz. Film kanalınız var mı? Hayır hanımefendi. Sana hanımefendi dedi. İsimleriniz ne? Ben Heather ve bu da Ripley. Sizinle tanıştığıma çok sevindim. Heather ve Ripley. Ben Jed, bu da kardeşim Lucas. Ve oraya otobüsle gitmek zorunda değilsiniz. Sizi çiftliğe kadar bırakabiliriz. Gerek yok. Otobüs de oraya gidiyor. Hadi. Sorun değil. Teşekkür ederiz. Sloan, hadi ama. İyi bir fikir olduğunu düşünmüyorum. Sana hanımefendi dedi. Ayrıca şuna bir bak. Hangisine? İkisine de. Aa. Peki. Evet. Tarım çiftliği. Hawkins yolunun orada olması gerekiyor. Evet, doğru. Şimdi önünden geçtik. Bir yerden U dönüşümü yapacağız. Göreceksin. Neredeyiz böyle? Evim güzel evim. Burası ailemin yeri. Yola devam etmemiz gerekmiyor mu? Bizi beklediklerine eminim. Tüm çiftçiler buraya malzeme almaya gelir. Birkaçı tepenin orada. Bu çevreyi tanımanız iyi olur demiştim. Artık yolu öğrendiniz. Artık yolu biliyoruz. Tanrı aşkına onlara ayakta dikmeyin. İçeri davet edin. Kızların aklını başından aldınız. Şimdi fırından turtayı aldım. Su da kaynıyor. Aa, hiç gerek yok. Saçmalama. Bir fincan çay içeriz, sonra da sizi çiftliğe götürürüz. Evin yolunu da öğrenirsiniz. Hadi. Turtamı tattığınızda içeri girdiğinize memnun olacaksınız. O Edgar. Zararsızdır. Ben biraz kendime geleyim. Oturun lütfen. Turta harika kokuyor.
Turta yarışması birincisidir. Washington dışında bir yerde bulamazsınız. Biraz da krem şanti ister misiniz? Krem şanti harika olur. Onu erkeklerle tanıştığımızı söyle. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Elma. Teşekkür ederim. Tadı bir harika. Teşekkür ederim. Anneannemin tarifi. Bize ilaç verdiler. Ne? İlaç! Ana yola çıkmadan onları yakalasanız çok iyi olur. Kurtulacağız. Söyle şimdi. Söyle hadi. Buradan. Buradan kurtulacağız. Buradan kurtulacağız. Buradan kurtulacağız. Bana söz ver. Söz veriyorum. Yardım etsin. Lütfen. Bırakın bizi. Yardım edin. Yardım edin. Yardım edin. Lütfen. Lütfen yardım edin. İmdat. Hiçliğin ortasında mahsur kaldık. Hiçbir araba sizin bağırışlarınızı ve çığlıklarınızı duyamaz. En yakın yer buraya kilometrelerce mesafede. Bizi serbest bırak. Tavsiye mi? Kötü şeyler olacak. Eğer dişleriniz ağzınızda kalsın istiyorsanız... Uslu durun. Sen neden söz ediyorsun? Size buradaki imkanlarınızı göstereyim. Dışarıda bir banyo ve birkaç kıyafet. Ve orada da güzel bir yatak. Yatak çok da rahat sayılmaz ama idare edin. İdare edin lütfen. Bize ne yapacaksınız? Replay sus. Ne? Hayır. Taze içme suyu için bir musluk ve lambalar ve diğer şeyler için küçük bir jeneratörümüz var. Bizi serbest bırakmalısın. Ve orada da tuvalet olacak. Onunla biz ilgileniriz. Ne de olsa sonuçta...
Yabani değiliz. Birbirimizle gayet iyi geçineceğiz. Kalk da sana bir bakayım. Kızları mavi kamyonetle mi buraya getirdin? Özür dilerim. Sana kamyoneti izinsiz alma hakkında ne demiştim? Özür dilerim. Git yerini de getir. Özür dilerim bayanlar. Benim görevim sizi sağlıklı tutmak. Jason adında biri senin iyi olduğunu öğrenmek için mesaj atıyor. O benim amcam. O zaman mesaj atalım. Her şey yolunda. Burada eğleniyoruz. Gençler senin adının Ripley olduğunu sanıyor ama bu telefon Katie adındaki birinin. O Ripley. Neden onun cevaplamasına izin vermiyoruz? Bana yalan söylersen başına çok kötü bir şey geleceğini söylememe gerek yok herhalde. Sonuçlarına katlanmak zorunda kalırsın. Adım Katie. Şimdi bana doğruyu söylediğin için yalan söyleyen arkadaşına bu seferlik zarar vermişçem. Bu son mesajında elma yazmışsın. Tahminimce bu bir güvenlik kelimesi mi? Mesajı senin yazdığını anlaması için mi elma yazıyorsun? Hı? Güvenlik kelimesi. Elma. Evet. Nasıl gidiyor gençler? Jason, her şey yolunda, eğleniyoruz Elma. Çok güzel. Şimdi anlaşmaya başladık. Güneş tarafından ısıtılıyor. Sadece şunu açmanız yeterli. 10 dakikaya geliyorum. Annenin sana ihtiyacı var. 10 dakika. 5 dakikan var. Burada neler oluyor? Yardım et. Silahları var. Bu doğru mu? Korkarım ki evet efendim. Lütfen. Neler oluyor?
Aman tanrım. Daha fazla dayanamadım. Ah, hangisini seçsem bilemiyorum doğrusu. İkisini de al. Tanrım Jet, bunun için çok yaşlıyım. Hayır hayır, ben her seferinde birini alırım. Yarım saatte sizinle görüşürüz kızlar. Lanet olsun. Oh, burada yiyecek bir şeyleriniz var mı? Tabii ki. Lütfen bunu yapma. Lütfen. Lütfen yardım et lütfen. Sana para veririz. Evet, ne istersen veririz. Herhangi bir şeye alerjiniz falan var mı? Lütfen. Senin lanet ailen tarafından kaçırılmaya ve işkence görmeye alerjimiz var. Fındığa alerjiniz var mı? Hayır. Telefonumu gördün mü? Evet, gördüm. Kızlar tek başlarına ne yapıyor diye düşünüyorum. İyilerdir. Öyle mi? Oraya varınca mesaj atacağını söylemişti. Attı da. Ama bana gelmedi. İyi olduklarını yazmış. Ha. Ne? Haklısın Kate, her şey yolunda diye mesaj atmış. Harika. Yardım eder misin? Ailem 10 dakikaya burada olur. Ona her gün farklı kelime kullan diye özellikle tembihlemiştim. Tanrım. Dünkü kelimenin aynını kullanmış, yapmamasını söylediğim tek şeyi. Tamam Jason, gerçek hayata hoş geldin. Büyük ihtimal kafası karışmıştır. Kendinize gelin hanımlar, bugün yoğun bir gün olacak. Sanırım bugün favori rengim mavi. Evet, gerçekten öyle. Tamam, sorun değil. Hayır, hayır, onu rahat bırak. Onu rahat bırak, dur. Hayır. Hayır. Seni sevdiğimi biliyorsun, değil mi? Neden bana bunu yaptırdın? Seni seviyorum. Neden bunu yaptırdın? Sen çok güzelsin. Çok fazla, çok fazla güzelsin. Çok güzelsin. Çok güzelsin. Çok güzelsin. Tekrar kontrol etmenizi umuyorum. Hayır, onlar... Ne yapıyorsun Jason? Bir saniye. Oraya gelmediklerine emin misiniz? Peki diğer çiftlik yanlışlıkla oraya gitmiş olabilirler mi? Harika olur, teşekkür ederim. Bu numaradan ulaşabilirsiniz. Teşekkür ederim. Geliyor musun, gelmiyor musun?
Oraya hiç gitmemişler. İyi olduklarına eminim. 10 yaşında değiller. Oraya gitmem gerek. Ailene her şeyi açıklayacağım. Son seferki kızlar da kaçmaya çalıştı. Eğer başlıklarınızı çıkarırsanız ve o sizi görürse işiniz bitti demektir. O geliyor. Kim geliyor? Lütfen başlıklarınızı biz çıkartana kadar kafanızda tutun. Neden? O da kim? Tamam mı? Söz veriyorum. Sen iyi olacaksın. Her şey yoluna girecek. Size yardımcı olabileceğim bir şey var mı? Evet, Şerif Andrews'la görüşecektim. Birkaç mesaj bırakmıştım. Gerisini ben hallederim. Sana teşekkür ederim. Merhaba. Merhaba. Siz Bay Carter olmalısınız. Aslında dedektif Carter. FBI. Ama şu an görevde değilim. Yeğenim ve arkadaşı hakkında endişe duyuyorum. Bu anlaşılıyor. Nasıl yardımcı olabilirim? Mesajlarımda da belirttiğim gibi çalışmaya gittikleri çiftliğe uğramamışlar. Organik tarım çiftliği. Peki. Bölgede başka arkadaşları var mı? Hayır. Belki de yeni birkaç arkadaş edinmişler. Bundan hiç emin değilim. Gençler hayatları boyunca yetişkinleri test etmeye meraklı. Asıl olayın bu olduğunu hiç sanmıyorum. Ve konu genç kızlar olunca daha zor oluyor. Eğer biraz boş bırakılsalar anında uzaklaşıp ortadan kaybolurlar. İmkanı yok. Emin misiniz? Evet, bence kaçırıldılar. Kaçırıldıklarını düşündüren şey ne? Güvenlik kelimeyi kullanmadım. Kelime? Evet, attığım mesajın sonunda doğru kelime yoktu. Size ne söyleyeceğim? Bunu araştıracağız. Evinize gidin, biraz dinlenin. Ekibim ve ben çiftlikteki herkesi sorgulayacağız. Numaranız bizde var. Git diğerini de getir. Onun nesi var? Sence nesi var? Amcana gönderdiğin mesaj hakkında bana yalan söylememeliydin. Yürü. Yürü.
FBI'ın buralarda dolaşmasına izin veremeyiz. İkisinden de kurtul. Diğerlerini attığımız yere atarsın. Yeni kızlar bulacak mıyız? Yarın yeni otobüs geliyor. Eğer bu kızları sabaha bulurlarsa öğleden sonra hep peşimizi bırakırlar. Merhaba. Hey, üzgünüm, kapalıyız. Sadece birkaç soru sormak istiyorum, tamam mı? Kayıp iki kızla ilgili. Tezgahın altında silahım var. Yani beni soymayı düşünüyorsan ikilesen iyi olur. Hayır, ben dedektifim. FBI'de çalışıyorum. Hadi canım. Yeğenim ve arkadaşı kayıp. Ve onları gördüğüm son yer burasıydı. Aslında sokağın karşısı. Sarışın çift mi? Çıtır olanlar mı? Onları gördün mü? Evet. Kısa saçlı olan lavaboyu kullanmıştı. Tuvaleti. Sana bir şeyden söz ettiler mi? Yanında başkaları var mıydı? Organik tarım yapan bir çiftlikte çalışacaklarını söylemişlerdi. İki adam gelip onları aldı. Hangi adamlar? Birkaç kez onları buralarda gördüm. Bilirsin, iyi görünümlüler. 20'lerinde, kovboy tarzındalar. Araçları var mıydı? Mavi kamyonet. 69 model. Harika bir şey. Kızlar korkmuş gibi miydi? Hayır, hiç de değillerdi. Kısa saçlı olan hiçbir şeyden korkmaz gibi duruyordu dostum. Pekala, başka bir şey var mı? Teşekkür ederim. Kamyonetin arkasında bir etiket vardı. Diğer sürücüm annendir yazıyor. Tamam, teşekkür ederim. Buradan kurtulmamız lazım. Çok yorgunum Kate. Biliyorum ama dinle. Dün konuşurlarken duydum. Bizi öldüreceklerini söylediler. Şerif gelene kadar bu ikisine dokunmayın. Tamam. Bu bizde. Nereye gidiyorlar? Şehre. Yeni kızlar getirecekler, değil mi? Bu konu hakkında bir şey bilmiyorum. Bizden önceki kızlara ne oldu peki, söylesene. Ben onları düşünmek istemiyorum. Onlar öldü, değil mi? Hayır. Onları da sevmiş miydin? Beni seviyorsun, değil mi? Ben bunu yapamam. Ben bunu yapmamalıyım. Ama bana dokunmanı istiyorum. Benden hoşlanmadığını sanıyordum. Evet. Bu şartlar altında bana hak veriyorsun, öyle değil mi? Evet, seni anlıyorum. Yani... Ah!
Kızların amcası mavi kamyoneti sordu. Klasikmiş falan anlamam. Boris'e söyle kızlarla birlikte o lanet şeyi yaksın. Kızları almaya gidiyorum. Biraz sonra orada olurum. Bir sorunumuz var. Hatıralarınızı yaşayacağınız Tendle'a hoş geldiniz. Benzin lazım bunun için. Pompa dışarıda, arkada. Harika. Kağıt mı, naylon mu? Boris isminde birini tanıyor musun? Mavi bir kamyoneti var. Sizin için ne yapabiliriz? Fark ederken birinin kamyonetine çarptı. Not yazmak için kalem aramaktan döndüğümde kamyonet gitmişti. Plakasını alamadım ama 1969 model kamyonetiydi ve tamponunda bir etiket vardı. Ama ne yazdığını söyleyemem. Etikette ne yazıyordu? Diğer sürücüm annendir yazıyordu. Sence bu ne demek?
Seksle ilgili marş. Oo tanrım. Bir saniye. Bir saniye dosyaya bakayım. Ha işte burada. Evet bakalım. Evet işte burada. 69 model. Sadece Boris Carson adında birinde var. Bu Boris'i nerede bulabileceğimi biliyor musunuz? Burada adresi yazmıyor ama istersen müdürlükten isteyebilirim. Buna müteşekkir olurum. Küçük bir telefon görüşmesi yapmam lazım. Tamam, çok teşekkür ederim. Rica ederim. Merhaba. Merhaba. Daha iyi gibisin. Bu şeyler bir harika. Aa, merhaba Boris. Lütfen. Çekmecende biraz paslı vide bulduk ki bu harika. Param var. Bunu biz de denemiştik. Para olayını. Sence yeter mi? Biraz daha. Bırakın beni, evde bir sürü param var. Nerede? Gitmeme izin verirseniz ancak söylerim. Eğer yeterince çoksa... Belki. Nerede? Diğer odadaki yeşil alet çantasında. İçinde en az 100.000 dolar vardır. Oo. Fena değil Boris. Hiç fena değil. Lütfen. Alo. Hayır hayatım, ben biliyorum, özür dilerim. Bak kapatmam gerekiyor, tamam mı? Şimdi iyi bir zaman değil. Bunu telafi edeceğim. Nereye istersen, evet. Size parayı verdim, lütfen gitmeme izin verin. Aslında bize parayı verdi. Doğru. Lütfen. Pekala Boris, bir şey daha ve sonra her şey yoluna girecek. Ne istersiniz? Maskeli adamı nerede bulabilirim? Öğrenmek istediğiniz her şeyi anlattım. Yapmamı istediğiniz her şeyi yaptım. Şimdi lütfen beni bırakın. Kimseye söylemem, yemin ederim. Söz vermiştin. Bana söz vermiştin. Kes sesini. Sen bizi öldürecektin Boris.
Lanet olsun. Hayır! 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 Biraz baskı hissedebilirsin Boris. Kapatmam gerek. Did you ever forgive the one who cast it all aside? Did you ever look at them with more sympathetic eyes? I thought the exhibition had changed, but it didn't, it remained the same. And anyone who could see through you did, and it was all the same. O başaramadı. Yalnız mısın? Adamlarım yolları tutmaya gitti. Pekala. Karın mı? Evet. Onu geri mi arıyorsun? Hayır, hayır. Yeğenime ulaşmaya çalışacağım tekrar. Neredeler? Önümüzdeki pazar görüşürüz. Görüşürüz. İyi günler Rahim. Sizleri burada gördüm. Çok sevindim. Çok teşekkürler. Her zaman. Üzgünüm, kilise şu an kapalı. Ayin sonrası temizlik için. Yarın tekrar gelin, olur mu? Isabel, bilmelisin ki Tanrı benim çobanım. Ve onun kıymetlisi İsa benim tarafımda. Benim de kankam var. Woo!
Biraz yavaş, düz düz. Tamam, devam et. Birazdan döneriz. Bir şey istiyor musun? Jeremiah 46'ya 10. Onun kılıcı keskindir. Gün gelecek şeytan kendi kanında boğulacak. Beni duyuyor musunuz? Kendi kanında boğulacak. Kibrit. Bizi özledin mi? İşte geldik. Senin çıplaklığın ileride kapanacak. Senin utanacağın an gelecek. Er ya da geç intikamımı alacağım. Sonsuzluk ateşinde yanacaksınız. İshak 47'ye 3. Burası eskiden oda kahvaltı veren bir yerdi. Hatta bir filmde kullanılmıştı. Bunun yanına kalmayacağını biliyorsundur. O kızların başlarına ne geldiği, onları bulduğumda yapacaklarımla kıyaslanamaz. Lanet olası pislik! Beni arayacaklarını biliyorsun değil mi? Seni bulacaklardı. Aslında senin bedenini çok yakında. Seninle ilgileneceğim dedektif. Lütfen. Gücünü sakla. Param var. Görünüşe göre bu şehirdeki herkeste para var. Ekonomik kriz buraya uğramadı mı yoksa? Yardım edin! Yardım edin! Birini seç. Ne? Hadi birini seç. Şanslıymışsın.
Deer Hunter'ı izlemişsindir değil mi? Bir klasiktir. Seç birini. Lütfen. Seç dedim. Aa. Ne? Bu sefer kötü şans. Hayır. Bir mermi. Beş atış. Hayır, hayır. Hayır. Hazır mısın? İşte başlıyoruz. Hayır. Sıra bende. Neler oluyor? Lütfen. Lanet pislikler. Lanet pislikler. Lanet pislikler. Pislikler. Pekala, nasıl gidiyor bakalım? Hey, neler oluyor? Hayır. Son bir atış. Gerçekten iyi gidiyorsun. Peki buna ne demeli? Ben çok üzgünüm. Bir daha asla. Asla. Sürtüklerle olamayacaksın. Şerif nerede? Onu öldürdüler. Seni çözmemizi söylediler. Kim beni çözmenizi söyledi? Sana ilaç verdik. Bize verdiğinin aynını kullandık. Oğluma ne yaptınız böyle? Senin yaptığın. Ona da ilaç verdik. Hayır, hayır. Oğulların da gerçekten kitap olduğuna inanamıyorum. Hayır. Her şeyi yaparım. Lütfen. Hayır. Ne? Hayır. Tanrım. Aman Tanrım. Ne? Bizim canavar olduğumuzu düşünmedin değil mi? Sorun yok bebeğim.
Ama siz canavardınız. Hayır. Hayır. Hayır, lütfen. Sanırım artık biz de bir çeşit canavarız. Hayır. Lütfen. Lütfen yapmayın. Hayır. Hayır, bırak. Sizi lanet olası sürtükler. İkinizi de öldüreceğim. Oğlum. Bunu gördüğüne çok memnunum. Sürpriz. Hayır. Hayır. Lütfen. Lütfen. Anne. Hayır, lütfen. Lütfen yapmayın. Lütfen. Sana bu işi yapmamamız gerektiğini söylemiştim. Ne düşünüyorsun? Yani yaşadığımız onca iğrenç şeyin arasında sanırım o en iyisi. Lütfen beni öldürmeyin. Çok üzgünüm. Ben de olanları istemedim. Aa, İşte bu güzel Lucas. Yakala. Bu ne için? Sen sağlaksın. Evet, yani. Sopayla annene vur. Hayır. Eğer yapmazsan seni öldürürüz. Hayır. Hayır. Hayır, hayır, hayır. Hayır. Yap şunu. Hayır. Hayır. Yapamam. O zaman seni vurmak zorundayız. Eğer beni bırakırsanız hiçbir şey söylemem. Yemin ederim. Yemin ederim. Ne düşünüyorsun Kate? Pekala. Hayır! Pekala. Onu silah elindeyken tekrar vur. Bunu Dexter'da görmüştüm. Aynı mermi yolundan vurmalısın. İşte bu çok zekice. Parmak izinin her şeyin üzerinde olduğundan emin olmalıyız. Kalmayacak. Seks ticareti yapan deli 6 kişiyi öldürüp intihar etti. Klasik cinayet, intihar vakası. Sizi bulacaklar. Amcam polis ve şu CSI olayına çok gülüyor. Keşke her şey böyle olsa der hep. Arkamızda hiç iz bırakmadık. Bu silahlar hariç. Onların üzerinde de Lucas'ın parmak izi var. Benim param var. Nerede? En az 100.000 dolarım var ama beni öldürmeyeceğinize söz verin, tamam mı? Söz veriyorum. Kurabiye kavanozunun içinde. Klasik. Teşekkür ederim. Bırakın, bırakın beni hadi. Bırakın. Beni bırakın. Ben aynı fikirde değilim. Ama beni öldürmeyeceğine söz verdin. Beni öldürmeyeceğine söz verdin. Söz verdin. Ben öldürmeyeceğim. Bu asla yanınıza kalmayacak.
Merhaba. Merhaba. Gemayla aranız iyi mi? Evet, üzerinde çalışıyoruz. Harika. Bunu demek istemedin ama bu harika. Katie, amcan geldi. Merhaba. Pekala, her gün arayacaksın ya da mesaj çekeceksin. Tamamdır. Ve zaman farkını önemsemeyin, tamam mı? Hiçbir zaman çok geç değildir. New York sadece birkaç saat ileride. Pekala, hadi gidin hemen buradan. Endişelenmeme gerek yok değil mi? Hayır hayır, endişelenme. Onlar zeki kızlar, iyi olacaklardır. Organik tarım yapan çiftçiler. No, I broke your heart.